Merhabalar, ben Profesör Doktor Serkan Orhan. Bugün vertigo hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Vertigo, baş dönmesi demek aslında. İki şekilde olabilir. Ya hasta etraf dönüyor tarzda tarif eder veyahut da kendisinin döndüğünü ifade eder. Vertigoya geçmeden önce dengeyi sağlayan bir takım sistemler var. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Bu sistemler beyin, beyin sapı ve kulaktaki denge merkezi olmak üzere 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunun yanında bu denge merkezi ile diğer sistemler arasında bazı nöral yolaklar var. Bunlardan bir tanesi vestibülo-oküler refleks. Kulaktaki denge merkezi ile göz kasları arasındaki bir sistem bu ve siz hareket etseniz dahi etraftaki objelerin sabit kalmasını sağlayan bir sistemdir. İkinci yolağımız vestibülo-kolik refleks. O başı dik tutar. Bir üçüncüsü vestibülo-spinal refleks. Vestibülo-spinal refleks vestibüler sistemle bizim ekstremite kasları arasındaki yolaktır. O da vücudu dik tutmaya yarar. Bu sistemlerde bozukluk olduğunda baş dönmesi oluyor. Baş dönmesiyle gelen bir hastada bizim ilk değerlendirdiğimiz şey bu gerçek bir baş dönmesi midir yoksa baş dönmesi gibi kendini gösteren bir hastalık grubu mudur? İşte bunlar mesela tansiyonun birden düşmesi, hasta ayağa kalktığında gözleri kararıyor gibi hisseder. Buna presenkop diyoruz. Veya bazı hastalar kalabalıkta, işte gürültülü ortamlarda, panik atak durumlarında baş dönmesi gibi semptomlarla karşı karşıya kalabilirler. Bunları bir kenara koyuyoruz. Eğer baş dönmesi ise ikinci basamakta, bu baş dönmesi beyinle mi alakalı, kulakla mı alakalı, onu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak için bir takım testler, muayene yöntemleri var. O yüzden bizim için baş dönmesinin kulak mı, beyinle mi alakalı olduğu çok çok önemli. Çünkü beyinle alakalı hastalıklar, ciddi hastalıklar ve ölüme kadar yol açabilecek ciddiyette hastalıklar, onu anlamamız gerekiyor. Kulakla ilgili olduğunu anladığımızda üçüncü basamak vertigonun süresini sorarız. Saniyeler mi sürüyor, dakikalar, saatler mi sürüyor, günler mi sürüyor? Saniyeler süren baş dönmesinin en sık sebebi kristal oynamasıdır ve vertigonun da en sık sebebidir kristal oynaması. O kristallerin oynadığını muayene ve manevralarla anlayabiliyoruz. İşte hangi yarım daire kanalında nerede kristal var, ona göre de repozisyon manevralarıyla kristalleri yerine koyuyoruz. En sık sebep kristal oynaması dedik. İkinci sık sebep Meniere hastalığı. Meniere hastalığı, iç kulakta bir sıvı var. O sıvının basıncının artmasıyla karakterize bir hastalıktır. Ataklar halinde gelir. Kulakta basınç, dolgunluk, işitme kaybı eşlik eder. Biz bunları gördüğümüz zaman bu şekilde iki atak varsa Meniere hastalığının tanısını koyarız. Meniere hastalığının tedavisinde önce diyet veriyoruz. Diyette en önemli şey tuz kısıtlamasıdır. Tuz kısıtlaması, diyet ve yaşam şeklinin modifikasyonu, işte egzersiz, uyku düzeninin oluşturulması, stresin azaltılması ile ataklar kontrol altına alınamazsa ilaç tedavisi veririz. İlaç tedavisiyle atakları kontrol altına alamazsak o zaman kulak içine ilaç tedavisi yaparız. Kulak içine işte gentamisin veya steroid, kortizon tedavileri var. Hastanın durumuna, işitmenin durumuna göre karar veririz hangisini yapacağımıza. Kulak içine tedaviyle de başarılı olamazsak o zaman cerrahi seçenekleri düşünürüz. 3 tane ameliyat yöntemimiz var. O kesenin, sıvının direni olduğu kesenin dekompres edilmesi veya sinirin kesilmesi veyahut da kulağın tamamen ortadan kaldırılması ile işte karakterize labirentektomi dediğimiz ameliyatı uygularız ve bunlarla da işte %90-95 oranında baş dönmesini kontrol altına alırız. Baş dönmesi hastalarını değerlendirirken elimizde bir takım test bataryaları var. İşitme testi, video nistagmografi, VEHIT testi, VEMP gibi birçok elektrofizyolojik testle bunları
tanısını koyar, tedavisini de ona göre düzenleriz. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum.